Akşamlar sayın seyirciler, Gökçekli Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün hangi konulardan bahsedeceğiz? Bir göz atalım. Grip, ülseratif kolit, kurdeşen, fibromiyacı. Evet, grip havaların soğumasıyla yavaş yavaş ne oluyor? Grip hastalığı yavaş yavaş insanlara bulaşmaya başlıyor salgın şeklinde. Gripin tetikleyen eskiden mesela 1-2 virüs idiyse bugün günümüzde gribi tetikleyen bakteri, virüs ve mantar sayısı çok kompleks olmuştur. 300-400 bakteri, virüs birlikte koloni şeklinde çalışırlar. Ortak. Neden? Eskiden insanlar belki yani fazla seyahat yapmıyorlardı. Günümüzde insanlar bir bakıyorsun Türkiye'de, bir bakıyorsun Amerika'da, Asya'da, Afrika'da. Buradaki mikrobu oraya götürüyor, oradaki mikrobu buraya getiriyor. Dünya bir köy gibi oldu. Ve sürekli mikroplar yayılıyor, yayılıyor. Grip dalgası başladığı zaman hemen firmalar başlıyorlar. Ürün üretmeye üretiyorlar, deniyorlar. Tam bu grip iyi, bu gribe karşı bu ilaç iyi gelir. Bunu hemen insanlara aşılayalım. İlacı verelim, gripten kurtulsun diyecekleri anda gribe sebep olan bu mikroplar kolonisine yeni bir virüs veya bakteri giriyor. Ne oluyor? O ilaç etkisiz kalıyor. Aynı domuz gribinde olduğu gibi. Ne oldu? Şöyle tehlikeli, böyle tehlikeli milyonlarca aşı getirdiler. İşte aşı yapılırdı, yapılmazdı tartışması başladığı sırada mutasyona uğradı mikrop. Yani bu koloninin içine yeni bir virüs girdi. Aşının etkisi sıfır. Ve o milyonlarca insan ölecek diye yapılan propaganda, yani kara propaganda, asparagas, yalan haber oldu, ortaya çıktı. Bazıları köşeyi döndü. Her türlü grip, pandemik veyahut da uluslararası veya bölgesel, lokal veya uluslararası grip olsun fark etmez. Her türlü gripe karşı yapılacak tek bir şey var. Bağışıklık sistemini güçlendirmek. Nasıl güçlendireceksiniz? Şu elimizde gördüğünüz bitki ekinezya. Ekinezya şu çiçeğinin kurumuş hali. Bu da otu. Ekinezyanın otu. Amanın. Ekinezyanın otu. Buna kipri otu da denir. Neden? Kipriye benzediği için. Veyahut da bakır otu da denir. Rengi bakıra benzediği için. Ekinezya purpurea, Ekinezya pandemia, Ekinezya angustifolia denen 3 türü tıbbi maksatla kullanılır. Sadece 3. Bunun haricindeki diğer türler tıbbi maksatla kullanılmaz. 1050 çeşit ekinezya var. Bunlardan sadece 3'ü tıbbi maksatta kullanılır. Diğerlerinin hiçbir değeri yoktur. Süs bitkisi olarak yetiştirilir. Ekinezyanın vatanı Amerika olup burada bu bitkiyi Kızılderililer 4000 yıl önce kullanmaya başlamışlar. Üşütme, grip, nezle, soğuk algınlığı gibi rahatsızlara karşı dünyada en etki bitkilerden biridir. Evet, canlı resmi şu. Gösterebilirse arkadaşımız şöyle mi? Evet, bu çiçek ekinezya. Çok güzel bir çiçek, süs bitkisi. Bu çiçeğin yaprağı, kökü, sapı tamamı kullanılır. Birçok klinik araştırması yapılmıştır. Sadece Almanya'da 1000 çocuk doktoru, 141.000 çocuğu üşütme, grip, nezle gibi rahatsızları olan çocuğu neyle tedavi etmişler? Ekinezya'dan elde edilen damla, traje, kapsül tedavi etmişler. Biz de bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Ayrıca üniversitede öğrenciler üzerinde deney yapmışlar, gönüllü üniversite öğrencileri üzerinde. 609 öğrenciyi ikiye ayırmışlar. 303'üne ekinezyadan elde edilen şurup, damla, traje, diğerlerine farklı ürünler, kimyasal.
Ekinezya'nın kimyasal ilaçlardan daha etkili olduğu ve yan etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Biz bununla ilgili bir çalışma yaptık. Birleşiminde Afrika atırı Pelargonium sidioides Pelargonium reniforme, bizdeki sardunyaya benzer. Eskiden balkonlarda yetiştirilen sardunya, ıtırın kökünün ekstraktı ama kökü değil. Ekinezya'nın ekstraktı, damıtılarak elde edilen ekstraktı. Bazıları diyor ki ben burada anlattığım zaman ben ekinezya alayım çayını içeyim. Al iç, çok güzel. Basit rahatsızlıklar da iyidir. Fakat kişide üşütme, grip, nezle varsa, kemiklerine kadar sızlıyorsa, başı ağrıyorsa, burnu akıyorsa çayı yeterli değil. Neden? Birleşimdeki etken madde %3, 1-2-3. O zaman ne gerekir? Ekstrak. Yani damıtılarak elde edilen, destilasyonla elde edilen özü. Ben çayını içeyim diyor, iç. Başlamadan önce grip, başlamadan önce kişi ıhlamur, ekinezya, kekik, hakiki kekik ama 52 kekik yetişiyor Türkiye'de, sadece bahçe kekiği dediğimiz Tumus vulgaris, Afrika ıtırı, mürver çiçeği, bunları karıştırıp çayını içerse grip başlamadan önce çok çok mükemmel. Biz bununla ilgili çok güzel bir çay hazırladık. Grip çayı. Evet. Kişi bunu kullandığı zaman rahatlar, relax olur. Grip başlamadan önce, yani Kasım'dan itibaren yavaş yavaş kullanmak gerekir. Eskiden atalarımız, dedelerimiz. Evlerde sürekli çaydanlık olurdu. Ihlamur kaynardı. Siyah çay, yeşil çay yoktu. Ihlamur vardı. Şimdi ihlamur ne oldu? Kayboldu. Yerini siyah çay aldı. Siyah çay da maşallah ne yapıyor? Bağırsakları kurutuyor. Besinlerden vitamin mineral emilimini engelliyor. Cilt hastalıkları, alerjik hastalıkları tetikliyor. Evet. Evet, şimdi ülseratif kolit. Ülseratif kolitle ilgili çok güzel çalışmalar var. Ülseratif kolit nedir? Kalın bağırsakta oluşan periyodik, yani zaman zaman nükseden iltihap, genellikle bağırsağın son kısmına rektum denir. Yani henüz anüsün hemen yakın kısım, 20 santim son kısmına rektum ve son kısma yakın sigmund denen kısımda genellikle burada oluşur ulceratif kolit. Zaman zaman kişiyi yani defaceti kanlı olur, iltihaplı olur, sümüklü olur. Ağrısı, sancısından dayanamaz. Çok büyük ağrılar, acılar verir. Hollanda'dan bir beyefendi 15 yıldır ülseratif kolit. Adam bir şey yese, içse, sokağa çıksa hemen lavaboya koşması gerekir. Lavabo bulamazsın. Hollanda'da, Türkiye'de olduğu gibi her köşe başında bir cami yok. Kilise var. Kiliselerde de böyle şey yok. Ne olacak? Altına yapacak hali yok, bezlenecek hali de yok. Vatandaş çalışamıyor, sokağa çıkamıyor. Yani sokağa çıkacaksa saatler öncesinde hiçbir şey yemiyor. Aç, o zaman çıkabiliyor. Eğer bir şey yerse hemen lavaboya gitmesi gerek. Çünkü o yaranın olduğu kısma geldi mi perişan oluyor. 15 yıl hayatı bitmiş, sosyal hayatı. Çalışamıyor, sokağa çıkamıyor, bir toplantıya gidemiyor, dostlarına gidemiyor vesaire. Bir ara dedi ki ya nedir bunun çaresi? Her derdin bir dermanı var. Nedir? Bildiğimiz nane. Nane, bununla ilgili Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da birçok klinik araştırması yapılmıştır. Bu klinik araştırmalarda nanenin birleşimindeki etken maddelerin ülseratif kolit, morbus Crohn, irritable bağırsak sendromu gibi bağırsak rahatsızlarını iyileştirdiği belgelenmiştir. Bununla ilgili çalışmaları, birçok çalışma var. Profesör Doktor Reis 1979'da bir çalışma yapmış. Hastalar üzerinde tedavi denemesi yapmış.
bağırsaklardaki yangını iyileştirmiş. Prozoktor dev, Prozoktor Nash, Prozoktor Lash, Prozoktor Levson, Prozoktor Kering, Prozoktor Schneider, Prozoktor vesaire vesaire. Yani birçok ilim adamı nane, fakat nanenin de tabii ki tıbbi nane. Biberiye nanesi. Bu naneyi de İngiliz asıllı bir ilim adamı su nanesiyle kıvırcık naneyi özel bir yöntemle ne yapmış? Kroş, yani birleştirerek yeni bir nane türü elde etmiş. Bu nane irritable bağırsak sendromu, ulceratif kolit, kolit, morbus Crohn. Morbus Crohn'la ulceratif kolit birbirine çok benzer. Morbus Crohn bağırsağın her bölümünde de olabilir. İnce bağırsak da olabilir, karın bağırsak da olabilir. Hatta yemek borusunda da olabilir. Ulceratif kolit ise genellikle bağırsağın, kalın bağırsağın son kısmındadır. Bu nedenle bazen ayıramabilir kişi. Fakat özellikleri birbirine çok çok benzer. Her türlü bağırsak rahatsızlığına karşı nane etkili. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Birleşiminde nane ekstraktı. Ekstrakt olması şart. Etken madde az. Bazıları nane için ulceratif kolit geçsin. Yok öyle bir şey. Bunlar da öyle denememiş. Zaten naneyi al iç, ulceratif kolit iyileşsin, kolit iyileşsin, irritable bağırsak sendromu iyileşsin dememiş. Damatılarak elde edilen etken madde kullanmışlar. Biz bununla ilgili bir çalışma yaptık. Birleşiminde nanenin ekstraktı, civan perçemi ekstraktı, kara halili ekstraktı gibi 19 bitki ekstraktı, sarı kantoron. Bunlardan oluşan özel bir formülümüz var. Kişi kullandığı zaman ne olur? Yavaş yavaş relax, rahatlar, bir sıkıntısı kalmaz. Yani kullandığı zaman iyileşir. Birçok kişi hamdolsun. Hatta Düzce'den bir beyefendi 10 yıldır böyle çok ağır rahatsız. Mehmet Bey, dedim ki iyileşebilirsin, tedavi edebilirsin, iyileştirebiliriz ama tatlı yemeyeceksin. Tatlı yediği zaman bağırsaktaki mantarlar hızla çoğalıyor, azıyor. Ve o tatlıyı toksik maddeye dönüştürüyor. Zehirli gazlar, zehirli alkollere. Bu da iltihabı azdırıyor. Peki dedi. 3 ay iyileşti, kullandı. İyileşti, hiçbir şey kalmadı. Haziranda işte maşallah iyileştim diye oturmuş 2 kilo kiraz yemiş. Ben ara diyor ki ya kiraz yedim. Yani ne yediğini söylemeden önce. Diyor ki ya hiçbir şeyim yoktu. Tekrar kanama başladı. Dedim ki tatlı bir şey mi yedim? Düşünüyor. Tatlı bir şey yemedim. Baklava aklına geliyor. Dondurma aklına geliyor. Tatlı bir şey yedin diyorum. Yok yemedim diyor. Tatlı bir şey yedin diyorum. Yok yemedim. Kiraz mı yedin dedim. Nereden biliyorsun? Mevsimi. 2 kilo kiraz yedim diyor. Hiçbir şeyim yok diye diyor. 2 kilo kiraz yersen kirazdaki glikozu, şekeri bir profesör de kiraz kuru vatandaşa pompalıyor. Onun propagandasında kalmış. Kiraz kuru diyor. Bir profesör. Akıl var, izan var. Ülseratif kolit hastası kiraz yer mi? Karpuz yemez, kiraz yemez. Tatlı meyve bile yiyemez. Bağırsaktaki mantarlar hazır. 2 kilo kiraz yersen dedim, kanama olur. İyileştikten sonra bile dikkat edecek. Her şeyi yiyordu, birdenbire kendini perişan etti. Sonra tabii 3 ay tekrar, sonra tekrar düzeldi. Yani ülseratif kolit iyileşebilir. Tabii ki kişi biraz dikkat edecek. Evet. Kurdeşene gelelim şimdi. Evet, kurdeşen de çok kötü bir rahatsızlık. Efendim, kişinin vücudunda aniden orası, burası, şurası kabarıyor. Kaşınıyor. Nokta şeklinde oluyor veyahut da biraz büyükçe. Dalga dalga yayılıyor. 7-8 sene önce bir beyefendi gelmişti bana. 2 defa hastaneye sevk etmişler. Vermişler kortizonu, Adamın eli yüzü şişmiş, hafızası zayıflamış. Tansiyonu, kolesterolü, şeker fırlamış. Yavaş yavaş değerler bozulmuş. 3. defa tekrar hastaneye yazmışlar. Ya kötü oluyorum kortizondan diye bana gelmiş. Dedim ki alerji problem değil. Fakat kurdeşen hiç denemedik. Dene bende. Ben gönüllüyüm dedi. İyi dedim hadi bakalım. Şimdi biz ona iksir, tonik, kurdeşen çayı kullandık. Yanıma geldiğimde böyle kaşınıyordu. Her tarafı kabarmış adam. Orası burası kaşıyor. Kaşındaki yerler böyle kabarıyor. Bazılarında
anjiyodan bir rahatsızlık olur kurdeşenle birlikte. Bir bakarsın dudağı böyle sarkar. Çenesine kadar böyle. Devenin dudağı gibi böyle sarkar. Veya bazılarının gözü böyle şişe, göz kapağı gözünü kapatır. Maskeli gibi böyle. Ekstra bir şey yapıştırmış. Ama boğazı şişerse ne olur? Allah korusun nefes alamaz. Ölebilir. Tehlikeli. O nedenle anjiyodan boğazda şişme oluyorsa tehlikeli. Bu beyefendi dedim ki Ali Bey 3 ayda veya 4 ayda iyileşebilirsin. 3-4 tahmini. 35 gün sonra dedi ki hiçbir hastalığın kalmadı. Olmaz. Devam edeceksin. Bağırsaktaki mantarların yok olması, midedeki bakterinin yok olması gerekir. Zaman lazım. Acele etme. Yok hiçbir şey. Ben artık bunu kullanmıyorum. Ama dedi hafif Parkinson başlangıcı var. Çay ve çorba içerken eli titriyor. Hanımı yardım ediyor. Bunun için bir şeyim var mı? Buna yardım et şimdi dedim. O da problem değil. Yeni başlangıç olduğu için. Hamdolsun birçok kişi hallettik. Fakat bir gün bir hanımefendi geldi. Kocası, çocukları, annesi, babası, dedesi. Bütün sülalete gelmişler. Ne oldu dedim ya. Ya bizim problemimiz çok ağır. Onun için buradayız. Tartışacağız, konuşacağız. Bana izah edin. Anlarsam, kabul edersem, inanırsam alacağım, kullanacağım. İyi hadi bakayım. Her şeyden de hiçbir fayda olmadı. Nöbeti geliyor. Tırnaklarını böyle kökten kesmiş. Nöbeti geldiği zaman her tarafını kaşıyor, kanatıyor. Yani kaşımamak için. Dedi ki nöbetim geldi bana kazoz kapağı verin veya şişe kapağı verin. İyi dedik kapak verdik. Biz dışarı çıktık o ofiste kaşınıyor. 15-20 dakika kaşındı kadıncağız. Her tarafını kanatmış. Şimdi dedi gördün tedavi edebilecekmiş. İnşallah dedim problem değil sadece sabredeceksiniz. Süreç sadece değişir. Kimi 2 ayda, kimi 4 ayda, kimi 5 ayda. Bünyeye göre, kişiye göre iyileşme süreci değişir. Sabredebilirsen ve tatlı yemezsen, tatlı mantarı azdırır. Peynir asidoza sebep olur. Siyah çay bağırsakları kurutur. Artı sağlıklı beslenmek gerek. Peki dedi ve hamdolsun ne oldu? Bir problem kalmadı. Hani kardeşin tedavi edilebilir. Mesela bu laden gülü bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Yapılan klinik araştırmalarda mesela Almanya'nın Saarland eyaletinde Homburg Üniversitesi'nde Profesör Doktor Günter Wiese atopik alerjisi olan 95 çocuk üzerinde kaşıntılı kabardacıklı eksema tedavi edilmesi yapmış. Hepsini tedavi etmiştir. Laden gülü. Türkiye'nin Ege, Marmara, Akdeniz bölgesinde yaban olarak yetişir. Bu bitkinin bir özelliği var. O da şu. 6 haftadan fazla bunun çayı içilirse cinsel performansı aşırı artırır. O nedenle erkeklerin 6 haftadan fazla içerlerse hanımıyla problemi yaşar. İçmemeleri gerekir. Biraz ara vermeleri gerekir. Evet. Şimdi fibromiyaj diye bir şey var. Fakat herkes bilmiyor. Biraz aydınlatırsanız. Fibromiyaj çok kötü bir rahatsızlık nedir? Alerji, yumuşak doku romatizması. Yumuşak doku romatizması. Evet. Ben kendim yaşadım. 13 yaşından 26 yaşına kadar merdiven çıkarken artık böyle dedeler gibi çıkamaz oldum. Her tarafım kireçlendi. Otobüse binerken rahmetli annemle babam beni doktor doktor taşıyorlardı artık. İğne ilaç, iğne ilaç. Eklem romatizması geçti. Fakat belimde bir ağrı kaldı. Oklava yutmuş gibi oluyordum. Sabahtan öğlene kadar zor açılıyor insan. Kendine zor geliyor. Eğilemiyor, bükülemiyor, hareket edemiyor. Belime 3 metre uzunluğunda böyle kuşak sarıyordum. Yumuşak doku romatizması fibromiyalji teşhis dahi edilemiyor. Çünkü kandan veya herhangi bir şekilde teşhisi yok. Dokuda olduğu için. Bir hanımefendi Şişli'de Damla Hanım 35 yaşında ofiste çalışır muhasebe uzman. Yani onun yüzünden pencereyi açamıyorlar, kapıyı açamıyorlar, klimayı açamıyorlar. Biraz rüzgar etse kadın hemen ölüyor. Her tarafı sızlıyor. Orası dizleri, bacakları sızlıyor. Yani fibromiyaljinin de 3 türü var. Lokal, bütün vücudu kaplayan türü var ve bütün vücuda bugün burası, yarın orası ağrıyan çeşit çeşit türü var, gezine. Kadıncağız ağrısına, sızısına dizleri o kadar ağrıyor ki dizine böyle vuruyor, bacaklarını, baldırlarını, ağrıyan yerlerini. Mosmor ediyor, ağrı tabii, vurmakla olacak iş değil. Penisilin kullanıyor, onu kullanıyor, bunu kullanıyor. Her tarafı evet.
Kısa bir reklam arası veriyoruz. Beş, dört, üç, iki, bir. Evet, fibromiyaljiye karşı, yani yumuşak doku romatizmasına karşı Harpago, yani şeytan pençesi kökü. Bu Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. Bunun özelliği nedir? Bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. Mesela Freiburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kubrinski artrit, artroz, ankilozan spondilit, fibromiyalji gibi çok ağır hastaları tedavi etmişler. Bilgi var, belge var. Bu Damla Hanım'a da biz ne yaptık? İksir, aloe vera jel, Harpago, söğüt, romatizma çayı, kemik çayı. Komple set. Kadıncağız aşırı ilaç kullanmaktan artık midesinde yara oluşmuş, alerji, penisinin iğnesi vurmaktan ağrı kesiciler, alerji başlamış. 35 yaşında erken menopoza girmiş. 6 hafta kullandıktan sonra bizim ürünlere dedi ki, aa ben tekrar adet görmeye başladım. Dedim ki sevin, daha ne istiyorum? Ya sevmen lazım. Şimdi yumuşak doku romatizması için ve kemiklerdeki ağrı ve sızıya karşı, yani kemik kireç, eklem kireçlenmesine karşı söğüt, romatizmaya karşı Harpago. İkisini birlikte, Harpago ve söğütü, söğüt forte'yi birlikte kullanmakta fayda var. Yani ikisini birlikte kullanırsa iyileşme süreci, tedavi süreci daha kısa sürer. Yani etkisi daha kısa sürede gösterir. 6 ayda iyileşecekse 3-4 ayda iyileşir. Şayet kişinin midesinde problem varsa tonik kullanması gerekir. Çünkü mide intirisin faktör salgılayamazsa bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzim absorbe edemez. Bağırsaklarında mantar varsa mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler karaciğere zarar verir. Bu nedenle mide veya bağırsaklarında problem varsa mide ve bağırsakların tedavisi gerekir. Aksi takdirde tedavi süreci sarkar sarkar sarkar. Bu nedenle kökten problemi çözmek gerekir. Onu tetikleyen faktörleri bilmek gerekir. Bu nedenle bu tür rahatsızlığı olanlarla bilhassa görüşmek, konuşmak gerekir. Başka rahatsızlığı var mı? Yani her türlü hastalığı tedavi edilebilir. Evet. Şimdi ekinezya, yani griple ilgili bizim bir çalışmamız oldu. Birleşiminde bu ıtır, üşütme, grip, nezle, bronşit, faranjit, sinüzit gibi nefes yolları için dünyada en etkili bitkidir. Afrika ıtırı. Pelargonium, Cilodes, Pelargonium, Reniforme. Bunun birleşiminde ekinezya var. Bizim ayrıca ıtırın haricinde bir ekinezya forte. Yani 80 tür ürünümüz olduğu için bugün ekinezya yok. Ekinezya grip, üşütme, nezleye karşı daha etkili. Itır, bronşit, faranjit, sinüzite karşı daha etkili. İkisinin özellikleri, ikisi birbirini tamamlayıcıdır. Ekinezya ile ıtır birbirini tamamlayıcı. Itır her türlü, isterse kronik bronşit olsun kişi, bunu kullandığı zaman yavaş yavaş rahatsızlığı atlatır. Ekinezya forte ise bağışıklık sistemini güçlendirir. Üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlığı kolay atlatır. Kişi grip oldu, tedavi olmadı. Ne olur? İltihap diğer organlara yavaş yavaş sirayet ederse romatizmayı tetikler. Böbreklere zarar verir, karaciğere zarar verir. Bu nedenle ben üşüttüm, gripim, nezleyim, iki gün geçer, dinleneyim. Geçer dememek gerekir. Itır forte veya ekinezya forte ile, eğer bağırsaklarında problem varsa aloe vera jelle, midesinde problem varsa tonikle takviye etmek gerekir, güçlendirmek gerekir. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğiniz zaman problem ortadan kalkar. Şimdi şöyle, mesela grip. Gribi sebebi nedir? Virüs. Virüse karşı antibiyotik kullanamazsınız. Antibiyotik kullanırsanız bağırsak florası yok. O da bağışıklık sistemi çökertir. Antibiyotik kullanmak rizikolu. Yani ekinezya ile ve ıtırla binlerce insan üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Hastalar tedavi edilmiş. Klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Yani bu konularda herhangi bir boşluk yok. Netlik var. Nane forte, ülseratif kolit, irritable bağırsak sendromu, morbus Crohn, çölyak gibi rahatsızlarda etkili. Biraz önce saymıştım.
birçok profesörün ismini 79'dan günümüze kadar yüzlerce profesör, ilim adamı, iritabil bağırsak sendromu, ülseratif kolit, kolit morbus Crohn gibi rahatsızları, hastaları tedavi etmişler. Belge var, bilgi var. Nerede? Bu dergilerde yani. Evet. Aynı rahatsız olan kişi, eğer ki mantar varsa aloe vera da kullanması gerekir. Aloe vera. Eğer ki midesinde problem varsa tonik de kullanması gerekir. Yani kişi rahatsızlığına göre, midesinde problem varsa tonik, bağırsaklarında problem varsa aloe vera. Bunları da birlikte kullanması gerekir. Şayet birlikte kullanırsa ne olur? Tedavi süreci hızlanır. İyileşme süreci daha kısa sürer. Yani bunlar birbirini tamamlayıcıdır. Kimyasal ilaçlar gibi değil. Kimyasal ilaç nereden biliyorsun diyeceksiniz. Ben Almanya'da yıllarca kimya okudum. En son sınıfta bırakıp herbalizm. Yani bitki uzmanlığı okudum. Şimdi kimyasal ilaçlar tehlikeli. Neden? Birkaç tane kimyasal ilacı aynı anda kullanamazsınız. Çünkü birisi etil metil grubu içerirse, diğerisi fenol, benzol vesaire grubu içerir. Kullanırsınız. İçeride istenmeyen reaksiyonlara girebilirler ve bir de bakarsınız çok çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Oysa buradaki bizim üretmiş olduğumuz bu ürünler nedir? Doğal. Aloe vera, lahana suyu, kekik. Bunlar günlük hayatta kullandığımız bitkiler, sebzeler. Yani herhangi bir yan tesiri, herhangi bir negatif bir şey olması mümkün değil. Yok. Elhamdülillah. Laden gülü kürdeşene, alerjinin her türüne karşı etkili. Bununla ilgili de klinik araştırmalar yapılmış, söylediğim gibi. Profesör Doktor Günter Wiese ve ekibi bir defa, iki defa değil, birkaç defa birçok hasta üzerinde, önce 95 çocuk üzerinde denemiş, daha sonra üniversiteyle birlikte birçok hastayı tedavi etmişlerdir. Ülkemizde yetişir. Fakat şöyle, yani ülkemizde yetişir dediysem hemen gidip laden gülü toplamaya çalışmayalım. Laden gülünün de mor çiçekli olanı var. Mor çiçekli olan laden gülü nedir? Riziko. Çünkü zehirli. Kanada laden gülü zehirli. Ben burada söylüyorum, bir tanesi gitmiş toplamış Antalya'da, ne oldu? Ben aramış, diyor ki ben laden gülü topladım, çayını içtim de zehirlendim. Hastanedeyim. Bağırsaklarını, midesini yıka diyormuş. Dedim ki kardeşim, yani öyle duyarak olmaz. Şifalı bitki var, zehirli bitki var. Ben burada 27 yıl çalıştıktan sonra bir kitap yazmışım. Şifalı bitkiler ve alternatif tıp diye 3 ciltli kitap yazdım. Yani bu bilgi, bu belge klinik araştırması bunlar. Yani 27 yılımı verdim. Yani oturup bir günde yazılmış bir kitap değil. Bir profesör de sağ olsun ne yapmış? Bizim kitaptan oturmuş bazı metinleri almış, kendi kitabına eklemiş. O profesörün kitabını bir kitapçıda gördüm, aldım. Güzel kitap yazmış maşallah dedim. Çok cafcaflı bir kitap. Baktım, bana ait resimler, benim çekmiş olduğum, ben 12 yılda 7000 bitki fotoğrafı çektim. Benim çektiğim fotoğraflar orada, profesörün kitabında. Adam profesör olmuş ama gerçekte profesör değil, hırsız. Allah Allah dedim, şaşırdım. Sonra mahkemeye verdim, mahkemeyi kazandım. Şimdi hastalığa göre, hastalığı bilmek gerekir. Nedir? Kurdeşen problem değil. Midedeki bakteriden kaynaklanabilir. Gastriti varsa tonik kullanması gerekir. Bağırsaklarında mantar varsa aloe vera kullanmak gerekir. Tabii laden gülü şart. Yani rahatsızlığa göre. Rahatsızlık neyse ona göre bilmek ve ona göre uygun ürünleri kullandığı zaman kişi problem ortadan kalkar. Evet. Sayın seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yine Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.